Theodora ikizlerine hamile kaldıktan sonra güzel bebeklerini kucağına almak için sabırsızlanıyordu. Hamileliğinin 3 ayında hastaneye ultrason taraması için gitti. Ancak bir şeylerin ters gittiğini asla anlamadı. Tam taramayı yaparken doktor bebeğin boynundan bir şey çıktığını gördü. Doğum uzmanı anne adayının kalbinin kırıldığı haberini duyduğunda doğmamış yeni doğanın boyunlarından birinde bir kitlenin büyüdüğünü keşfetti. Asla beklediği gibi olmadı. Onu kelimelersiz bıraktı. Daha fazla araştırma yaptıktan sonra doktorlar küçük kız Janice'nin bir teratom tümörü geliştirdiğini keşfetti. Neyse ki kötü huylu değildi ama hızla büyüyor ve hava yolunu kısıtlıyordu. Doktorlara göre bu durum onu doğurduktan sonra düzgün nefes almasını çok imkansız hale getirebilirdi. Ancak hepsi bu değildi. Ayrıca burada rahimde çok miktarda sıvı biriktiğini ortaya çıkardılar doktorlar. Bunun ciddi sağlık sorunları oluşturabileceğini kabul ettiler. Sadece Theodora değil, aynı prezentayı paylaşan bebek ve ikiz kardeşi Theodora da ikilemde olduğunu belirtti. Ancak kızın sağlığı ile ilgili tüm belirsizliklere ve olası tehlikelere rağmen anne adayı bebeklerini güvenli bir şekilde dünyaya getirmek için elinden geleni yaptı. Şimdi kızları için her şeyi yapacak olsa da bir sonraki endişesi onların nasıl güvenli bir şekilde doğacağıydı. Çok şükür talih ona gülümsedi. Rush Üniversite Tıp Merkezi'ndeki bir anne, fetal uzmanı ve kocası Epinomo'yu Chicago'daki Fetal Sağlık Enstitüsü'ne ve Edward Lurie Chicago'daki çocuk hastanesine sevk ederken, orada Dr. Eamon Cherbon adında bir fetal tıp uzmanıyla tanıştılar. Doktor, çifte özel bir ameliyatın nasıl yapılabileceğini anlattı. Onlara Genesis hava yoluna bir solunum tüpü yerleştirilebileceğini ve ardından Chicago'lu kadın doktorun açıklamasını duyduğunda tümörün başarılı bir şekilde çıkarılabileceğini söyledi. Böyle bir ameliyatın var olduğuna bile inanamadığı için şaşırmıştı. Ancak bir çözüm olduğu için mutluydu. Hem Theodora'nın hem de bebeğinin güvende ve sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için hastanedeki doktor, tıp uzmanlarından oluşan bir ekiple yakın bir şekilde çalıştı. Birlikte anne ve ikizleri için bir bakım stratejisi geliştirdiler. Hamileliğin 29. haftasında Theodora doğum belirtileri gösterdi. Nihayet 19 Aralık'ta Dr. Cherbon ve tıbbi ekibi bir eksudur yaralanması af tedavisi gerçekleştirdi. Bu, Chicago kadını anestezi altına yerleştirdikleri cerrahi prosedür sırasında bebeklerin sorunsuz doğumuna yardımcı olmak içindi. Doktorları daha sonra rahimde bir kesi yapmak zorunda kaldı. Bunu bebek genlerine erişebilmek için yaptılar. Ardından bir kulak-burun-boğaz uzmanı Dr. Jonathan Ida, hava yolunu stabilize etmek için ona bir solunum tüpü yerleştirdi. Ayrıca ellerine bağlı bir IV vardı. Janice'nin ikiz kardeşi etkilenmeden rahimde kaldı. Doktorların karşılaştığı bir sonraki büyük görev, göbek bağı bağlı kaldığı için onu güvenli bir şekilde doğurtmaktı. Neyse ki ameliyat öncesi bir hazırlıktan sonra dünyaya getirildi. Doktorlar neredeyse kafasının büyüklüğüne ulaşan tümörü çıkardılar. O güzel ikiz kızların suyu, Theodora'yı ve kocasının sevinç gözyaşları döktürdü. Oradaki iki bebeğin de hayatta olduğunu görmek onları çok mutlu etti. Doktorlar çifte yeni doğanların 10 hafta erken doğdukları için yeni doğan yoğun bakım ünitesinde biraz zaman geçirmeleri gerektiğini söylediler. Jüri çocuk hastanesinde yaklaşık 3 ay kaldıktan sonra tümörü olmayan ikinci ikiz hızla ilerledi. Daha sonra taburcu edildi ve Mart ayında eve gitmesine izin verildi. Ancak küçük Janice hastanede kalmak zorunda kaldı. Artık tümörü olmamasına rağmen bazı komplikasyonları vardı. Daha sonra bir gastronomi tüpü ve bir trakeostomi kullanmak zorunda kaldı.